Anayasa diyoruz, toplumsal uzlaşı diyoruz, toplum için yapıyoruz diyoruz ve Meclis TV'yi yasaklıyoruz. Aslında halkı yasaklıyoruz, öğrenmesin diye, duymasın diye, hoşgörünün olmadığı, özgürlüklerin kısıtlandığı bir yerde demokrasi olmaz. O halde, o hal koşullarında anayasa yapılmaz. Sanki başka bir taslağı konuşuyormuş gibi yapıyorsunuz. Mustafa Kemal'in anayasasına dönen mi ararsın, hükümet değişikliği diyen mi, meclis daha çok anlam kazanacak diyen mi? Ya yaptığınızı söyleyin ya da söylediğinizi yapın. En başından beri aklı ve vicdanı hür milletvekillerine seslendik. Halkın iradesi, seçilmişleri olarak bu duruma düşmeyin dedik. İtiraz edin dedik ama itaat ettiniz. Arkadaşlar, Türkiye saraydan büyüktür. Ve bir yıl önce söylediklerinizi unutup lütfen tam tersi işler yapmayın. Cezaevinde koğuş başkanlığını layık gördüğünüz kişileri bin yıllık devletin başına başkan yapmayın. Babanızın oğlu bile olsa kimsenin bu kadar yetkiyle 80 milyonu yönetmesine izin vermeyin sayın milletvekilleri. Hepimizin gözünün içine baka baka suç işliyorum sana ne lan diyen, sahte oy kullanan meclisin yüz karalarıyla bir araya gelmeyin değerli milletvekilleri. Başkanlığa hayır derseniz saraya hesap verirsiniz. Ama başkanlığa evet dediğinizde halka hesap veremeyeceksiniz. Ateşle oynuyorsunuz ama sizin de eliniz bu ateşin altında yanacak biliyor musunuz değerli milletvekilleri? Bu yüzden bu meseleyle uğraşacağımıza gelin ortak akılda buluşalım. Ülkedeki tek istikrar patlayan bombalar, ülkedeki tek istikrar yükselen dolar ve 3 kuruşluk asgari ücretken bizlerin yapması gereken AKP, CHP demeden, MHP, HDP demeden birlik olmaktır. Gerçek FETÖ'cülerle mücadele etmektir. O hali kaldırmaktır. Güvenli yaşam koşullarını inşa etmek için öncelikle hep birlikte diktatörlüğe hayır demektir. Bu koltuklar bizlere emanettir. Geriye bırakacaklarımız utanmazca kabinlerin önünde verdiğimiz pozlar olmamalıdır. Lütfen temiz bir dille konuşalım Sayın Uluslararası. Tamamlayın lütfen. Bir dakika daha süre veriyorum size. Son olarak buradan canım ülkemin, canım insanlarına sesleniyorum. Umudu yitirmeyin. İnancımız tam. 88 yılında Şili'deki referandumda diktatör Pinochet'i Şilililer nasıl devirdiyse bu millette bu ülkeyi diktatörlüğe teslim etmeyecektir. Saygılar sunuyorum.